Bismillahirrahmanirrahim. Efendim hepinizi hürmetle, muhabbetle, saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun diyorum. Kader konusunda son dersimize geldik. Bugün kısmet olursa konuyu toparlamaya, tamamlamaya çalışacağım. Birinci dersimizde kader konusuna giriş yapmış ve konuyu sünnetullah çerçevesinde ele almaya çalışmıştım. İkinci dersimizde konunun özellikle kelami boyutları üzerinde daha fazla durarak bir örnek üzerinden konuya biraz daha açıklık getirmeye çalışmıştım. Bugün bu konuda söylenmesi gerekenleri eğer bir derse sığdırabilirsem tamamlamayı ve toparlamayı düşünüyorum. Geçen dersimizde de sizlerden rica ettiğim, istirham ettiğim gibi bu dersimi de mutlaka ikinci dersi dinledikten sonra dinlemelisiniz. Yani bu konuda bu üçüncü video olacak. Her bir videoyu sırasıyla izlemek zorunludur. Konuların anlaşılması bakımından rastgele herhangi bir videoyu izlemek birinci videonun dışında sağlıklı olmaz. Bu bakımdan tekrar bu istirhamımı sizinle paylaşmış olayım. Hemen konuya geçmek istiyorum ve konuyu inşallah yine her zaman olduğu gibi tahtımızı paylaşarak devam ettirelim. Evet, kader konusu 3. İkinci videomuzda konuyu rivayetlerin üzerinde duracağım. Rivayet uydurmak ile rivayet üretmek arasında ne fark var demiştim ve buradan devam edeceğim diye size söz vermiştim. Aslında buradan devam edeceğim ama doğrudan konuya oradan girmeyeceğim. Çünkü konunun kelami boyutunda eksik kalan ve konumuzda son derece önemli olan bir boyut kaldı. Müsaadenizle o boyutu da konuşmam gerekiyor. O boyuttan sonra rivayetler üzerinde duracağım. Yine bir rivayet örneğini ele alacağız birlikte. Ve konuyu toparlayıp bu üç derste tam olarak ben ne söylemeye çalıştım, ne anlattım, ne mesaj verdim. Bunları da inşallah dersimizin sonunda bir sonuç bildirisi olarak da toparlamaya çalışacağım. Doğal olarak geleneğimizde de kader konusu kelam ilminin temel ve ana konularından birisidir. Bu itibarla ağırlıklı olarak konu her zaman kelam alanını ilgilendirir ve kelamcılar bu hususun üzerinde durmuşlardır. Ben de zaman zaman konunun bu boyutunu dikkate alarak kelam alanına ve kelamı ilgilendiren hususlara değindim ve hatta zaman zaman kelamcı meslektaşlarımıza da çağrıda bulundum. Bugün de keza aynı şeyi yapacağım. Kelam geleneği denildiğinde sünni gelenekte hiç kuşkusuz İmam Maturidi ve Eş'ari rahimehumullah'ın isimleri ön plana çıkar ve özellikle de geleneğimizde baskın karakteriyle, düşünceleriyle ve takipçilerinin otoriteleriyle Eş'ari gelenek geleneğimize itikadi anlamda damga vurmuştur. Bu bakımdan bugünkü konumuzda Ebu'l-Hasan el-Eş'ari rahimehullah'tan başlayarak onun takipçilerinden işte efendim Bakillani'den İmam-ül Haremeyn'den efendim İmam Gazali'den Amidi'den Fahr-ı Razi'den İyici'ye, Cürcani'ye Eş'ari geleneğinde aklınıza gelen büyük mütekellim kim varsa hepsinin aşağı yukarı konuya bakışının aynı olduğu bir hususun altını çizeceğim.
Bu kelam geleneğimizde isimlerini zikrettiğim ruhları şad, makamları cennet olsun. Bu değerli büyüklerimizin kelami yaklaşımlarında hemen hemen aynı kanaati paylaştıkları çok temel bir hususa vurgu yapacağım. Ve bu hususun kelami geleneğimizde reddedilmeyecek kadar açık ve net olduğunu belirleyeceğim. Ve sonra kaderin böyle bir anlayışta yerinin bulunmadığını, kaderi böyle bir anlayışta bir yere yerleştirmenin imkanının imkansız olduğunun altını çizeceğim. O halde hemen başlayalım. Allahu Teala, pardon, bir önceki dersimizde de böyle bir tablo çizmiştim. Allahu Teala ve bizim efendim o ayrım çizgisini yeniden çizelim. Çünkü bizim için son derece önemli bir ayrım çizgisiydi bu. Bunu bir daha çizelim müsaadenizle. Ve bu ayrım çizgisini bu sefer biraz daha kalın çizeceğim. Bu hem bir ayrım çizgisi hem de bizim için son derece önemli efendim konuları üzerinde değerlendirme imkanımızı sağlayacak bir çizgi. Evet, buraya yine yazalım. Ontolojik ayrım çizgisi. Bir önceki dersimizde bu çizgi üzerinden konuşmuştuk ve varlık olarak bu çizginin üstüyle altındaki farklılığı vurgulamaya çalışmıştık. Bizim bugün bu ontolojik farklılığı ifade eden kırmızı çizgimiz ve bundaki altındaki alem yani evren. Bu evren ile ilgili Allahu Teala'nın bu evreni yaratmasıyla ilgili. Çok temel ve tartışmasız bir kelami geleneksel görüşümüzü ortaya koymaya çalışacağım. Geleneğimiz der ki alem hadistir. Genel izleyiciler de dikkate alarak hadis sonradan var olan demektir. Her hadis mürekkeptir. Yani parçalardan oluşur. Evet. Her parça arazlardan oluşur. Arazı sanıyorum ilinek olarak hemen herkes biliyordur. Arazlardan oluşur. Her parça arazlardan oluşur. Hiçbir araz, büyük harfle yazıyorum. Hiçbir araz aynı olarak ve ardışık, birazdan izah edeceğim. Ardışık, aynı olarak ve ardışık iki zamanda birden olamaz. Yani her araz bir kereliğine var olur demektir bunun anlamı. Her araz bir kereliğine var olur demektir. Bunun sonucu olarak bu kelami geleneğimizin Allahu Teala'nın içinde bulunduğumuz evreni yaratmasına ilişkin bu temel önermelerden hareketle şöyle bir sonuca varılmıştır. Allah alemi her an yok eder, yeniden var eder. Her an yok eder ve yeniden var eder. Şimdi demek ki değerli izleyenler, Allahu Teala içinde bulunduğumuz alemi az sonra kırmızı çizgi üzerinde bunu daha netleştireceğim şema olarak her an yeniden yaratıyor.
her an yeniden yaratması için her an yok etmesi lazım. Yani şu anda varlık her an yok oluyor, her an yeniden var oluyor. Çünkü bizler arazlardan oluşuyoruz. Ve arazlar ardışık olarak peş peşe iki farklı zamanda birden aynı araz olarak var olamazlar. Öyleyse alem zorunlu olarak yeniden var olmak zorundadır. Ve böylece alem ne kadar geriye giderse gitsin, yani alemin yaratılışı diyelim, yaratılış ne kadar geriye giderse gitsin, hep tek anlık yaratma söz konusu. Tek anlık yaratma. Şimdi bunu farklı bir renkle kırmızı üzerinde göstermeye çalışacağım müsaadenizle. Şunların her birinin bir an olduğunu düşünelim. Bunların her biri bir andır. Evet. Bu her bir an, an deyince değerli izleyenler, sevgili öğrencilerim, geçmişi ve geleceği olmayanı kastediyoruz. Bunu iyi anlayalım. An şimdiden ibarettir. Yani geçmiş yok, gelecek yok demektir. Yaratılış her an anlıktır. Onun için Bayezid-i Bistami geçen derste arz ettim. Halen öyledir diyor. Anlıktır. Demek ki alem hadistir ve her hadis mürekkeptir. Her mürekkep parçalardan oluşur. Parçalar arazdır. Arazlar asla ardışık iki zamanda birden var olamazlar. Bir kereliğine var olmak zorundadırlar. O halde alem bir kereliğine sürekli var olur. Buranın netleştiğini ve anlaşıldığını umut ediyorum. Şimdi bu anlayışı bir kere daha tekrar edeceğim. İmam Eş'ari'den, Eş'ari geleneğinin en büyük temsilcilerine kadar, son temsilcilerine kadar bu görüş hemen hemen değişmeden aynı kalmıştır. Bu itibarla yine Eş'ari gelenek der ki Allah-u Teala mutlak mürit olduğundan, yani mutlak irade sahibi, mutlak kadir olduğundan, mutlak iradesi, özgürlüğü ve mutlak kudreti gereği Allah-u Teala'nın şu an için varlığı var etmesi, buraya lütfen dikkat edelim, varlığı var etmesinin a nedeni, yani illet, b bir amacı, gayesi olmamalıdır. Buraya lütfen dikkat edelim. Neden? Çünkü mütekellimin, kelamcılarımıza göre Allah'ın bir şeyi var etmesinin bir gerekçesi olursa onun mutlak özgürlüğüne manidir. Onun için Allah-u Teala'nın mutlak özgür ve mutlak kadir oluşunun zorunlu bir sonucu olarak kelamcılarımıza göre Allah her an yaratmış olduğu varlığı o ana özgü yaratır ve şu andaki yaratılış ile şu andaki yaratılış arasında dikkat ediniz, a nedensellik, b amaçlılık anlamında hiçbir ilişki yoktur. Yani şu andaki ne bir diyelim, bir nolu andaki yaratılış ile iki nolu andaki yaratılış arasında hiçbir nedensel ilişki yoktur. Allah her yarattığında o evren için hangi yasa geçerli olmasını murad ediyorsa onlar geçerli olur, öbürleri geçerli olmaz. Onun için Eş'ari gelenekte ateş pamuğu zorunlu olarak yakmaz. Neden? Çünkü pamuğun yanmasının ateş zorunlu nedeni değildir.
Nedensellik yoktur. Allah her yarattığında ateş pamuğu yaksın murad ettiği için biz ateş pamuğu yakıyor olarak gözlemleriz ve bu benzerliği nedeniyle de sanki bir ikincisinin, iki üçüncüsünün, üç dördüncüsünün bir devamı ve nedeniymiş gibi algılarız ve burada bir amaçlılık var gibi düşünürüz. Oysa bunlar olamaz çünkü bu durumlar Allahu Teala'nın mutlak irade ve mutlak kudretine, hakimiyetine, egemenliğine aykırıdır. Böylece bu kelami geleneğimizde varoluşun üzerine temellendirildiği bu temel kelami ilkeler üzerinden konuya baktığımızda varoluş anlıktır. Her anlık varoluş kendine özgüdür. Ne öncesiyle ne de sonrasıyla nedensellik ilişkisi söz konusu değildir. O halde müsaade eder misiniz? Buraya büyük harflerle ve farklı bir renkle yazayım. Peki. Kader ne oldu? Hani önceden biliyor falan diye anlattıkları kader. Bir gelecek yok ki. Bir geçmiş yok ki. Şimdi var. Sevgili izleyenler, değerli öğrencilerim. Eş'ari kelam anlayışı içerisine evrenin ve varlığın ve yaratılışın bu model üzerine inşa edildiği bir anlayışın içine kaderi koyamazsınız. Burada kadere yer yoktur. Bizim geleneğimizin o çok saygıdeğer, kendilerine hayranlık duyduğum gerçekten eserlerini okurken de o derinliklerine hayran olduğum kendi dönemleri koşulları içinde tabii ki böyle düşünüyorlar. Bu ulemanın yine büyük bir hayretle karşıladığım bir özellikleri var. Ben buna geçmiş ulemamızın aklediş biçimi diyorum. Tuhaf bir akledişleri var bizim geçmiş ulemamızın, Allah rahmet eylesin, makamları cennet olsun. Her konuyu ayrı düşünmüşler. Şimdi alemin varoluşunu böyle düşünüyor. Kadere gelince hiç alemi böyle düşün. Kader bununla nasıl ilişkilenir? Nasıl olur? O oraya girmiyor. Kaderi de ayrıca düşünüyor. İşte bu benim size arz etmeye çalıştığım hususun gözden kaçmasına neden oluyor diye düşünüyorum. Yoksa şimdi böyle bir varlık anlayışının, böyle bir varoluş zemininin içine kaderi nasıl koyabilirsiniz? Yani kader burada nereye girebilir? Bu itibarla bu kelami konunun son derece önemli olduğunu ve bir notla yazalım. Not. Bu evren ve varlık algısında kadere yer yoktur. Ne manada kadere yer yoktur? Yine Eş'ari gelenekteki o rivayetleri okuduğumuz insanın ana karnındayken her şeyinin yazıldığı ya da işte ne yapacağımızın belli olduğu, bilindiği vesaire gibi kader algısı yoktur. Ama benim birinci videoda anlattığım sünnetullah çerçevesinde bu yaklaşım kaderdir. Bu yaklaşımın kendisi bir kaderdir, sünnetullah'tır. Burada sorun ne? Burada insan özgürlüğüne yer olmayışı sorundur. Sorun bu. Ben inşallah bu yaz ilk fırsatta
bu mantık derslerimizi bir bitirelim. Çünkü onları bitirmek zorunlu. Başka türlü okuyamayız. Mantık derslerimizi bitirdikten sonra Eş'ari'nin El-İbane'sinden başlayacağım. Hem El-İbane'yi, kısmet olursa Kitab-ül Lüma'yı. Bunları inşallah sizinle okuyacağım. Daha sonra da işte Bakillani'den, Cüveyni'den, Gazali'den, Fahri Razi'den, efendim Amidi'den, İci'den, Taftazani'den, Cani'den de çeşitli metinler okumayı düşünüyorum. Kısmet olursa sizlerle paylaşacağım bu ekranlar üzerinden. Oralarda bunları çok detaylı bir biçimde konuşacağız zaten. Metinleri üzerinden. Müelliflerin kendi metinleri üzerinden bunları konuşacağız. Ama şimdilik şu kadar söylemek istiyorum ki bizim kelami geleneğimiz, okuduğumuzda da göreceksiniz, keşke bütün bu düşüncelerini, birazdan da rivayet üzerinden oraya bağlayacağım konuyu, Kur'an-ı Mucizül Beyan bu konuda tam olarak ne söylüyor, onun üzerine temellendirmeyi başarabilseydik. İşte bir kez daha başta kelamcılarımıza, hadisçilerimize, tefsircilerimize, özellikle fıkıh ve fıkıh usulcülerimize, yani temel İslam bilimcileri, meslektaşlarıma, bütün himmet ve gayretlerimizi Kur'an üzerinden bütün ulumi İslamiyenin tutarlı bir biçimde ele alınabileceği, efendim, anlaşılır bir biçimde ortaya konabileceği bir metodolojiyi, Cabir'in ifadesiyle epistemolojiyi ortaya koymalıyız. Bunu başarmalıyız. Başka çaremiz ve yolumuz yoktur. Şimdi artık size taahhüt ettiğim ikinci mevzuya, yani onu müsaadenizle yazalım, rivayet konusuna geçebiliriz. Bizim geleneğimizin, değerli izleyenler, din algımız rivayet üzerine inşa edilir. Benim kanaldaki İslami ilimler ve hadis, hadis-Kur'an ilişkisi konuşmalarıma baktığınızda, gerçi o konuşmaları rivayet temelinde bir genel İslami epistemoloji geliştirmek zorundayız cümleleriyle bitirdim. Oradan devam edeceğim, unutmadım. Az önceki çağrım da meslektaşlarımıza, hocalarımıza, ulemamıza haddim olmayarak yaptığım davet de buydu. Böyle bir rivayet temelinde, ki rivayet malum nakil demektir, nakil temelli bir, efendim, din geleneğimiz, din algımız var bizim. Nakil olmazsa olmazdır. Öyleyse bu nakil geleneğimizin sağlıklı bir biçimde bize mübarek dinimizi, İslam'ı anlamaya, onu yaşamaya ve çok çok önemli olan onu tebliğ etmeye, insanlara duyurmaya bizim hem görevimiz olarak ihtiyacımız var buna, hem de konuların netleşmesi ve sağlıklı anlaşılması bakımından da buna şiddetle ihtiyaç vardır. Öyleyse bizim geleneğimizde rivayetin mahiyetini biraz konuşmamız gerekir. Çünkü sonuçta kaderle ilgili geçen videomuzda da konuştuk. Buhari rivayeti, bugün de yine bir Buhari rivayeti üzerinde duracağım. Bu rivayetler üzerinden konuyu ele alacağımıza göre rivayet konusunu zihnimizde netleştirmemiz gerekiyor. Çünkü dedik ki biz rivayetlerin Hazreti Peygamber'e aidiyetini reddediyoruz. Haşa, hadisi nasıl reddedelim? Onun için de bir temel ilke olarak dedik ki rivayet ile hadisi birbirinden ayırt etmemiz lazım. Hadis, Hazreti Peygamber Efendimiz'in mübarek sözüdür. Rivayet ise onun sözü olduğu iddiasıyla aktarılan, nakledilen her şey. Dolayısıyla rivayetin Hazreti Peygamber'e ait olma ihtimali de var, olmama ihtimali de vardır.
Fakat ben bunları konuşmayacağım. Çok daha önemli bir konuyu konuşacağım ve kısmet olursa da bu konuları çalışabilecek bir öğrencim olursa bu konuyu bir doktora tezi olarak da çalıştırmayı düşünüyorum. Şimdi arz edeceğim, özetini arz edeceğim konunun bir doktora tezi olarak çalışılmasını da düşünüyorum. Şimdi sevgili izleyenler, Müslüman gelenekte rivayet ve nakil dediğimizde bu konuda iki temel tavır söz konusudur. İki temel tavrımız var. Biri ehli reydir. Biri ehli hadistir. Bunlar cetvelle birbirlerinden ayrılmış gibi iki farklı kamp değil. Geçkinlikleri, yakınlıkları, iç içe oluşları, zaman zaman ehli hadis olup Buhari gibi ehli rey duruşuna sahip, üretimine sahip olanlar, ehli rey içinde olup zaman zaman ehli hadis gibi efendim davranan, üretimde bulunan ülemanın olduğunda dikkate alırsak, bunlar birbirlerinden tamamen kopuk, bağımsız iki ayrı kamp gibi düşünülmemeli. Ama ağırlıklı olarak iki ana kulvar üzerinden İslam dininin en baştan bu yana, bugün ve belki de ileriye doğru geleceğe yönelik bu tavır üzerinden sürdürüldüğünü, dinin bu iki tavırla anlaşıldığını çok net olarak söyleyebiliriz. Şimdi dinin anlaşılmasında bu şekilde iki önemli temel tavrın oluşu ne anlama geliyor? Bunu netleştirmemiz lazım. Şimdi ehli rey diyor ki ben dini anlamak için Allah'ın kitabına başvururum. Kitaba başvururum. Kitapta konu zaten açık ve netse bir sorun yok. Çözerim. Resulullah'ın sünnete başvururum. Sünnet önemli. Bakarım sünnette konunun bir çözümü var mı? Varsa zaten bir sorun yok. Çözüm var çünkü. Burada sünnetle hadisi ayırıyoruz. Hadis yani rivayete, Resulullah'a ait olarak nakledilen rivayete bakarım. Bakar ehli rey. Bu rivayetler ile sorununu çözüyorsa ve o rivayetlerin Hazreti Peygamber'e aidiyetini kabul ediyorsa problemini çözer. Çözemezse ehli rey kıyasa gider. Değil mi? Daha önce de konuştuk Cabiri derslerimize uzun uzun, eğer dinliyorsanız orada bunları anlattık. Kıyasa gider, analoji yapar. Ve bunlardan da çok daha önemlisi ehli reyin rasyonalist karakterini ifade eden istihsan yapar. İstihsan bir alimin şu yukarıda saymış olduğumuz dört madde, kitap, sünnet, rivayet ve kıyastan oluşan birikimin o alimde meydana getirdiği perspektifin, rasyonel, akli perspektifin adıdır. Akli perspektif. Bu akli perspektif büyük ölçüde ehli rey açısından söylüyorum, gelenekte. Bu akli perspektif bize aynı zamanda şöyle bir hususu da sağlar. Şöyle bir husus sağlar. İstihsan üzerinden bu akli perspektif ile alim aynı zamanda farazi fıkıh dediğimiz, yani reel olmayan unreal durumları da tasarlar. Şöyle bir durum olursa bunun karşılığı ne olur? Şöyle bir şey olursa ne olur? Şu ne olursa ne olur? Şeklinde bir akli aktivite
gerçekleştirir ve bunları muhtemel durumları vaki durumlara tatbik eder. Dolayısıyla da ehli rey, mesela Ebu Hanife yazalım, şad olsun, en önemli temsilcilerden Ebu Hanife. Onun karşılaştığı yeni bir problemi çözmek gibi bir sorunu yoktur Ebu Hanife'nin. Neden? Çünkü Allah insana bu sorunları çözebilecek yeteneği vermiş, aklı vermiş. Kitap göndermiş, onu örnekleyen sünnet göndermiş, hadis var, kıyas var. Öyleyse geri kalanı da istihsanen çözer. Şimdi buraya dikkat etmenizi istiyorum. Zira tam da konumuzu oraya bağlayacağım değerli izleyenler. Ehl-i rey için söylemeye çalıştığım tüm bu ifadelerde özellikle şu kısım istihsan, aklın sınırsız üretimine imkan sağlar. Onun için İmam Şafii buna çok karşı çıkacak. Yani istihsanın keyfiliğine ve bunun bizi akıl açısından çok vahim noktalara savurabileceği endişesini ifade eder. Akıl burada sınırsız anlamda üretir ve problemleri çözer. Ve dolayısıyla aklın bu sınırsız üretiminin ehl-i rey'e sağladığı kolaylık ehl-i hadiste bakın neye dönüşecek. Şimdi buraya gidelim. Ehl-i hadis kitaba bakar. Ama genel olarak zahirine bakar. Bunu da yazalım. Burada tevil de vardır. Kitabı tevil eder. Zahirine bakar. Sünnete bakar. Burada da yine ağırlıklı olarak zahir esastır. Rivayete bakar. Şimdi burada üzerinde durmamız gereken çok temel nokta, umarım anlatmayı başarabilirim, anlamanızı istediğim en temel nokta şudur. Ehli hadis için rivayetin anlamı. Ehli hadis için kitapta ve sünnette bulamadığı mevzuları rivayetle bulmak zorundadır. Çünkü ehli hadis için dördüncü bir şık yok. Yani karşılaştığı her yeni olaya bir rivayet bulmak zorundadır. Eğer karşılaştığı yeni olay, şöyle yazalım, yeni durum. Ehli hadisin karşılaştığı yeni durum. Yeni durum sünnette yoksa, kitapta yoksa rivayet bulmak zorundadır. Rivayet bulmak zorundadır. Çünkü rey'e karşı, istihsana karşı her şeyi nakille çözeceğini düşünüyor. Ehli hadisin vasfı nedir? Nakil esastır. Yani din nakildir ve dolayısıyla her konuda bir nakil bulmak zorundayız. Şimdi karşılaşılan sınırsız sayıda yeni duruma karşı rivayet nasıl bulabilirsiniz? İşte tam da burada benim bugünkü konuda ele alacağım, üzerinde durmayı düşündüğüm o son derece önemli husus devreye giriyor sevgili izleyenler, değerli öğrenciler. Ehli hadis, Resulullah'ın sünnetini, Allah Resulü'nün sünnetini, yani şunu, Hazreti Peygamber'in sünnetine
eklemelerde bulunarak, buraya dikkat edelim. Sünnet, Hazreti Peygamber'in sünneti. Hazreti Peygamber'in sünnetine artı Raşid halifelerin sünneti, artı ulemanın sünneti. Yani bir beldenin alimlerinin sünneti, beldenin sünneti vesaire sünneti, değil mi? Ameli Ehl-i Medine, İmam Malik'te bunlar sünnettirler. Bağlayıcıdırlar. Bunlar sünnetin, dikkat buyurunuz, Hazreti Peygamber'e ait sünnetin, Raşid halifeler ve ulemanın sünnetleri olarak ne anlama geliyor? Genişletilmesi. Sünnetin genişlemesi. Diğer bir ifadeyle sünnetin üretimi. Bu tabire lütfen dikkat edelim. Az sonra hadisin üretimi üzerinden bununla ilgili çok önemli şeyler sizinle paylaşmaya çalışacağım. En azından benim önemli gördüğüm anlamda söylüyorum. Demek ki özellikle Hazreti Ayşe validemize ait olarak nakledilen şu ifadeyi yazalım buraya. An Ayşe. لَوْ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ sallallahu aleyhi ve sellem evet لَفَعَلَ كَزَا Resulullah bugün olsaydı böyle yapardı diyor. Kendisi böyle yapıyor. Niye böyle yapıyorsunuz anacığım? Resulullah da olsaydı bugünkü bu koşullar da böyle yapardı. Şimdi değerli izleyenler, bu ifade Ayşe validemizin şu ifadesi, lefa'ale keza ifadesi tam anlamıyla bir sünnet üretimidir. Değil mi? Resulullah da olsa bugün böyle yapardı diyorsunuz ve o da sünnet oluyor. Nitekim Hazreti Ömer böyle yapıyor, sünnet oluyor. Hazreti Ebu Bekir yapıyor, sünnet oluyor. Hazreti Ali yapıyor, sünnet oluyor. Nitekim Hazreti Ali'ye isnat edilen konuda çok önemli sözler var. Keza Hazreti Ömer'e nispet edilen benim sünnet adlı kitabıma da bakarsanız bu konuda size bir açıklık getirecek bilgileri orada bulabilirsiniz. Allah Resulü zamanında içki içene şu kadar ceza verilirdi. Bu Hazreti Ömer döneminde şuna çıktı. Hazreti Osman döneminde buna, şimdi de şuna çıktı. Kulluha sünnetün, hepsi sünnettir diyor bakın. Değişiyor ama hepsi sünnettir diyor. Ve sünnetin bir gelişime açık, bir üretime açık olduğunu görüyoruz. Ve sünnet bu yönüyle genişletilerek, geliştirilerek ümmetin özellikle ehl-i hadisin yolunu açmış. Uygulama, teamül. Hazreti Peygamber'le başlayan uygulama, teamül, halifelerin, ulemanın ve beldelerin sünneti olmak üzere genişleyerek ümmetin yolunu açmış. Ve Hazreti Peygamber'e ait bir sünnet, üzerine eklenen sünnetlerle birlikte genişlemiş, büyümüş, büyümüş. Ve tabir caizse Hazreti Peygamber'in şu kadar sünneti varsa bu daha sonra bu kadar kocaman bir daire haline gelmiş. Ama bunların hepsinin yine Hazreti Peygamber'in sünnetiyle doğrudan bir ilgisi var, alakası var. İşte onun için bu bugün böyle yapardı mantığı şu merkezi sünnetin, şu sünnetin Hazreti Peygamber tarafından icra edilen sünnetin diğer sünnetlerin temelini ve zeminini oluşturması bakımından önemlidir. Yani gelişi güzel oluşmuyor. Bu daire gelişi güzel büyümüyor. O merkezi daireyle her zaman çemberin merkez noktasına bağlılığı gibi bir bağlılığa sahip. Ama yürüyor, büyüyor. Peki bu konuda hemen hemen geleneğimizde ve günümüz meslektaşlarımız, ulemamızda bir sorun görmezler. Sünnetin bu şekilde üremesinin, çoğalmasının hiçbir sorun teşkil etmediğini söylerler ve nitekim de öyle de olması gerekir.
Ama konu rivayete gelince büyük bir sorundur. İşte benim özellikle Fazlur Rahman merhumun dikkati çektiği sünnetin üretilmesi gibi rivayetin de üretildiğine ilişkin tezi son derece önemlidir. Ve burada konu rivayetin üretilmesi olduğunda iki durumu netleştirmemiz gerekiyor. İki tane önemli durum var, bunu netleştirmemiz lazım. Bir, adına mevzu, yani uydurma dediğimiz. Genellikle bunlar art niyetli, kötü niyetli kimselerin Allah Resulüne, onun imajına, tebliğine, temsiline, İslam'a, dine zarar vermek amacıyla uydurulmuş olan bir rivayet ihtiyacına binaen değil, art niyetli olarak uydurulmuş olan mevzu rivayetler. Bununla bu A, bu da B. Üretilen, tıpkı sünnetin üretildiği gibi üretilen. Yani Resulullah olsaydı bugün bu konuda şöyle söylerdi. Şöyle bir tartışma var, buna Resulullah'ı konuşturalım. Şöyle bir durum var, bu duruma Resulullah'ı konuşturalım. Buna ne derdi Resulullah? Kader konusu tartışılıyor, buna ne derdi? Şefaat konusu tartışılıyor, buna ne derdi? İman, İslam tartışılıyor, buna ne derdi? Bakın, işte rivayetin üretilmesi, Hazreti Ayşe validemizin sözünü uyarlayarak yazıyorum. Lev kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem el yevm bugün olsaydı lekâle keza böyle söylerdi. Bu Resulullah'ı konuşturmaktır. Onun mantığını çok iyi bilmektir. Resulullah'ı çok iyi tanımaktır. Ve olaya ve hadiseye onu söyletmek, konuşturmak, dile getirmektir. İşte buna rivayet üretimi diyoruz. Bununla art niyetli hadis uydurmacılığının arasında kıyas kabul edilmeyecek ölçüde önemli bir fark vardır. Çünkü ehli hadis için rivayet üretimi zorunludur. Her konuda Hazreti Peygamber'in sözünü nasıl bulabilelim? Her konuda Hazreti Peygamber'in uygulamasını nereden bulabilelim? Bunları üretmek zorundayız. Ve üretmenin kötü bir şey olmadığını, iyi bir şey olduğunu, Müslümanın yolunu açtığını, müminin yolunu açtığını ve sahabenin dini böyle yaydığını, genişleyen İslam coğrafyasına dağılan o mübarek sahabe gittiği yerlerde böyle davrandı. Hazreti Muaz'ı Yemen'e gönderirken Allah Resulü ne yapacaksın diye sorduğunda Allah'ın kitabına bakarım, senin sünnetine bakarım, bulamazsam aklıma bakarım, aklımla hükmederim dediğinde hükmettiği o şey, oradaki hükmettiği insanlar açısından Muaz bin Cebel'in bu davranışı İslam olarak algılanmayacak mı? Resulullah'ın sünneti gibi algılanmayacak mı? Evet. İşte bu üretimdir. Dolayısıyla sevgili izleyenler, değerli öğrencilerim, kim ne derse desin, geleneğimizde ben bunları inşallah akademik olarak, yüksek lisans ve doktora tezleri olarak çalıştıracağım. Bir proje dahilinde bunları çalıştırıyorum zaten. Bizim birinci asrın, dikkat buyurunuz, Hazreti Peygamber'in vefatından sonra gelişen, Hazreti Osman'ın şehit edilişi, hatta Hazreti Ömer'in şehit edilişinden itibaren gelişen fitne olaylarına bağlı olarak birinci asırda. Özellikle birinci asrın yarısından itibarenki süreçte, fırkalaşmaların başladığı süreçte,
ve 2. asırda, 3. asırda rivayetlerin hangi mantıkla neden üretildiği hususunu çözmemiz lazım. Bunu çözmeden problemlerimizi çözemeyiz. Şimdi ben tabii bu kader rivayetlerinin, şefaat rivayetlerinin veya benzeri rivayetlerin kendi tarihsel koşullarında ulemanın bir biçimde Hazreti Peygamber adına onu konuya konuşturarak bu rivayetleri ürettiklerini söylüyorum. Bu konuda zihnimin net olduğunu da söyleyeyim. Ben zihnim çok net bu konuda. Çünkü tarihi koşullar bunu zorunlu olarak ehli hadisin önüne koymuş. Bu açıdan da ben kaderle ilgili rivayetlerin böyle bir üretimin sonucu ortaya çıkmış rivayetler olduğu kanaatindeyim. Dersimizin sonunda okuyacağımız bir kısa rivayet var. Onu okuduktan sonra da zaten genel bir değerlendirme ve toplama üzerinden de bunları zat-ı alilerinizle paylaşacağım. Şimdi rivayetin üretildiğine ilişkin en önemli tarihi kanıtımı sizinle paylaşmak istiyorum. Neden rivayetler üretilmiştir diye söylüyorum. Rivayetlerin üretilmesi. Evet, rivayetlerin üretilmesinin nedeni. Evet, tarihsel olarak baktığımızda neden böyle bir rivayetler üretilmiş? Çünkü her yeni konu rivayet gerektiriyor. Her yeni konu rivayet gerektiriyor. Öyleyse rivayeti üretmek zorundasınız. Karşınızda ehli rey var. Ehli rey rahat. İstihsan yapıp gidiyor. Yoluna devam ediyor. Hiç sıkışmıyor. Neyle karşılaşırsa karşılaşsın istihsan ediyor, gidiyor. Kıyas yapıyor, istihsan yapıyor. Gidiyor. O zaman ehli hadis ne yapması lazım? Her konuya rivayet bulması lazım. Peki her konuya rivayeti nasıl bulacak? Yeni konulara Resulullah kendi çağında böyle bir yeni konuyu nasıl gündemi olarak söylesin? Nasıl söylesin? Evet. A. Gelecekten haber verdirmişler. Haber verdirilerek. Gelecekten haber verdirmişler. Yani işte gelecekte şu olacak, bu olacak vesaire şeklinde gelecekten haber verdirerek rivayetleri üretmişler. Çünkü bu rivayetlerin bir biçimde Resulullah'a ait olabilmesi için bunu ona bir şekilde bağlamak gerekiyor. Gelecekten Hazreti Peygamber'e haber verdirmişler. Ve sahabinin sözünü hadis saymışlar. Sahabi sözü mevkuf hadis sayılmış. Hadisin alanını genişletmiş. Yukarıda nasıl sünnet, raşid halifelerin sünnetini sünnet saymıştı. Alemin, ulemanın ve beldelerin sünnetlerini, örflerini sünnet saymıştı. Şimdi de sahabi sözünü sünnet saydı. C. Tabi'in sözünü. Tabi'in sözü. Yani maktu hadis saymış. Ve böylece sahabinin sözlerini, tabi'nin sözlerini de karşılaştığı yeni problemleri çözmede bir rahatlatma alanı olarak görmüş ehl-i hadis. Bu itibarla baktığımızda doğal olarak karşılaştıkları hususlarda
sahabenin ne dediği, tabiinin ne dediği, daha sonra tebe-i tabiinin ne dediği, bunlar önem kazanmış ve bunlara hadis muamelesi yapılmış İmam Şafii'ye kadar. Ve böylece kısmi bir rahatlık sağlayarak yollarına devam etmişler. Ama bizim altını çizerek belirtmemiz gerekir ki Hazreti Peygamber'e onun sözlerine ekleme olarak hem A hem B hem C şıkkındaki rivayetler bir üretimdir. Yani sahabi söz üzerinden, tabi'in söz üzerinden Hazreti Peygamber'in sözümüş gibi gördüğünüz rivayetler üredi, çoğaldı. Ve bunlar İmam Şafii sonrası hem sahabenin hem tabiinin bu sözleri merfuya dönüşecektir. Ref edilecektir, merfu olacak. Hazreti Peygamber'in sözüne dönüşecektir. Çünkü hadis sadece peygamberin sözüdür ve delil odur, başka olmaz denince mecburen sahabe ve tabiin sözleriyle rahatlayan ehl-i rey bu rahatlamasını devam ettirebilmesi için bunları hadise dönüştürmesi lazımdır ki geleneğimizde ref olgusu dediğimiz bu olgu son derece önemlidir. Kulakları çınlasın meslektaşımız, değerli meslektaşımız Yusuf Su İçmez'in ref olgusuna ilişkin değerli doktora çalışmasında bu arada okumanızı tavsiye ederim. Dönüştüğünü görüyoruz. Dolayısıyla bunların efendim göz önüne alınması lazım. Kader tartışmalarında Hazreti Peygamber yoktu hayatta ama sahabe hayattaydı. İlk defa kaynaklarımızda işte Müslim'in rivayet ettiği uzunca hadiste kader diye bir şey yoktur diyen Mabed el-Cüheni Basra'da daha sahabe hayatta tabiinin önde gelenleri hayatta daha sonra devam edecekler. Bu tartışmaların tarafları olarak sahabe de tabiin de bu konunun lehinde ya da aleyhinde tarafları olarak bu tartışmanın tam da göbeğindeler. Öyleyse bu konuda sahabi de bir şey söyleyecek, tabiin de bir şey söyleyecek, tebe-i tabiin de bir şey söyleyecek. Ve bu sözler zaman içinde hadisleşecek, yaklaşımlar hadisleşecek. Hatta bir kısmı hadis olarak Hazreti Peygamber'in gelecekten haber vermesi gibi üretilecek. Ve böylece karşımıza son derece önemli miktarda rivayetler çıkacak. Şimdi tam da burada son derece önemli bir husus olduğunu düşündüm. Son bir noktanın üzerinde durmak istiyorum. O da şu. Rivayetlerin miktar artıyor. Elimizdeki kaynaklardan biliyoruz. Sünni geleneğin en erken dönem yazılmış eseri İmam Malik'in Muvatta'dır. İmam Malik, vefat tarihi 179, El Muvatta. Muvatta'da farklı sayımlara göre değişiklik 2200 civarında rivayet vardır. Bunun yarısı merfu Hazreti Peygamber'e aittir. Yani şöyle yazalım. Muvatta'daki rivayetlerin 1000 civarında Hazreti Peygamber'in merfu sözü var. Yani Peygamber'e ait olarak nakledilenler 1000 civarındadır. 1000 civarında da sahabe ve tabi'in sözü var. Sahabi ve tabi sözü var. Yani İmam Malik gibi Medine-i Münevvere'de yani hadis sünnetin merkezinde bir alimin toplayabildiği rivayetin hepsi bu kadar. Şam'a gelelim. Özellikle rivayetleri toplamaktan sorumlu olanlara gelelim. İbn-i Şahabe Zühri gibi Medine dışında bu işlerle görevli olanlara gelelim. İbn-i Şahabe Zühri'nin tedvin edip toplayabildiği rivayetlerin de aynı şekilde Muvatta'daki gibi 2000 civarında olduğunu görüyoruz. Bunların da hepsi yine merfu değil, 2000 civarında. İmam Malik'in vefat tarihinin 179, İbn-i Şihab el-Zühri'nin
Ez-Zühri, yarım asır daha önce, 124 olduğunu biliyoruz. Hicri 124 bunlar tarihler. 2000 civarında rivayetten söz ediyoruz. Ve 50 yıl sonra İmam Malik'e geldiğimizde bunun oranı çok artmamış. İmam İbn Şahab ez-Zühri tabiidir. İmam Malik de tebe-i tabiindir. Tebe-i tabiin dönemine geldiğimizde de miktarın çok fazla olduğunu söyleyemeyiz. Rivayetlere göre 10.000 tane rivayetten falan seçtim şeklinde ifadeler var. Eski dönemdeki bu rakamlara çok fazla itibar etmemek lazım. 10.000, 100.000, 200.000, 300.000, 500.000. Sayılar o kadar net bilinmiyor çünkü matematik olarak. Çok manasına almakta fayda var. Ama net olarak bu rakamları böyle söyleyecek olursak burada çok ciddi bir sorunla karşı karşıyayız. Yani daha tabi'in ve tebe-i tabi'in döneminde toplam olarak, bunu şöyle farklı bir renkle müsaadenizle yazayım. Toplamda 2000 ile 5000 arası abartılı yazıyorum. Hazreti Peygamber'in, sahabenin ve tabi'inin sözlerinden oluşan rivayetin bulunduğu bu rivayetler, Kütüb-i Sitte'nin yazıldığı 3. asra geldiğimizde yüz binleri bulduğunu, hatta milyonlar sözcüklerle ifade edildiğini görüyoruz. Genel olarak bizim meslektaşlarımız ve bu konuyla ilgilenen, akademik anlamda uzmanlık alanı itibariyle bu konuyla ilgilenenler haklı olarak özellikle bu konuyu doktora tezi olarak çalışmış olan Mustafa Karataş değerli hocamızın da kulağını çınlatalım. Geçen de biz de fakülteye teşrif buyurdu sağ olsun. Bu konuda sahabi raviler ve rivayetlerin sayısı konusunda bir konferans verdi. Bunların çoğalmasının sayısal olarak, sayısal artışı isnat tarik sayısındaki artışa bağladı. Yani aslında dedi, rivayetin hepsini toplasak en kaba rakam 9-10 bindir. Yani merfusu, ötekileri ki hepsi 10 bin civarındadır. Bu 500 bin olduğunda işte 10 bin 500 binle böldüğünüzde ne çıkar? 500 tarik çıkar. Yani her birinin 500 tariki, milyon olursa 1000 tariki gibi. Bu mantıklı bir açıklama, konuda sorunu çözen bir yaklaşım gibi görünüyor ama öyle değil. İlginçtir. Mizzi'nin tuhfesi elimizde. Kütüb-i Sitte'ye ait yazmış olduğu önemli çalışması, isnat şemaları, isnatları hepsini orada görüyoruz. Ve eğer bu on binler, yüz binler tarik sayısında artış olsaydı, hadis usulü açısından Kütüb-i Sitte'de yer alan rivayetler hepsi meşhur ya da mütevatire yakın olması lazımdı. Meşhur ve mütevatire yakın olması lazımdı. Öyle değil. Kahir ekseriyeti gariptir. Tek tariki var. Sahabe tabi, tabi dönemlerinde. Özellikle tabe-i tabiinden itibaren Hazreti Peygamber'e doğru tek tarike düşmektedir. Kahir ekseriyeti rivayetlerin budur. Nasıl isnatla bunu izah edip çözebiliriz? Doğrudan metin üretilmiştir. Ve üretilen bu metinde o az miktardaki metin bir ihtiyaca binaen üretilmiştir. Bizim zihnimizdeki ön kabulümüz bu üretimi olumsuz olarak hadis uydurmayla iltibas edip karıştırmak suretiyle olumsuz olarak konumlandırdığımız için
Hazreti Peygamber'i zamana ve tarihe konuşturmayı ve bunun bir gereklilik olduğunu, onu bir güncelleme olduğunu, onun bir yenileme olduğunu göz ardı etmemiz konuyu ciddi manada bir problem gibi karşımıza koymaktadır. Oysa eğer biz geleneğimizde ulemanın dini anlamakta bir tavır olarak, temel bir tavır olarak rivayeti esas alan ve rivayet üzerinden dini algılamayı metodolojik olarak belirleyen bir tavrın doğal sonucu ihtiyaç duyduğu rivayetleri üretmektir. Ama bu üretim ehli reyin kıyası, istihsanı, bu delillerin üzerinde bulunan icmayla, sünnetle, hadisle, efendim Kur'an'la irtibatı bakımından, ona uygunluğu bakımından ne ölçüde uygun olmak zorundaysa, burada üretilen rivayetlerin de içerik bakımından, mantık bakımından, gereklilik bakımından Hazreti Peygamber'in diğer rivayetleri sünnetidir, kitabıdır vesairedir, onlara uygun olmasına dikkat etmişler, gayret sarf etmişler. Peki bunu herkes yapabilmiş mi? Hayır, yapamamış herkes. Onun için de rivayetlerin kimisi Kur'an'la uyumlu bir sorun teşkil etmeyen üretilmiş rivayetlerken kimisi de ciddi sorunlar oluşturuyor. İbnül Kayyim el-Cevzi'nin mevzuatının girişinde konuyu ele alıp gelenekte hadislerin nasıl uydurulduğuna bilgiler verirken yaşlı bir hariciye atfederek geleneğimizde söylenen ama ben bu sunumum itibariyle bunun sadece haricilere vesairelere inhisar ettirilecek bir durum olmadığını genel manada ehli hadis, ehli eser çizgisindeki ulemanın önemli ölçüde bir tavrı olduğundan bahsediyorum. Ve sevgili izleyenler, orada İbnül Kayyim el-Cevzi, İbnül Cevzi, özür dilerim, biraz zihnim yoruldu. Mevzuatın başında bir de İbnül Kayyim el-Cevzi'ye dilimiz alışık. Orada haricilere atfen der ki harici şey, اِذَا اِسْتَحْسَنَّا اَرْرَعْيَ جَعَلْنَاهُ حَد۪يسًا. Bakın, biz اِذَا اِسْتَحْسَنَّا اَرْرَعْيَ جَعَلْنَاهُ حَد۪يسًا. Deminden beri anlattığımı ifade ediyor. Biz bir görüşü, bir düşünceyi mezhebimiz bakımından, iddialarımız ve argümanlarımız bakımından faydalı gördüğümüzde, yararlı gördüğümüzde onu hemen hadise dönüştürürdük diyor. Bakın hadis üretimi. Peki nasıl bu kadar rahat bunu yapıyor? Genelde bizim kaynaklarımızda işte bunlar haricilere isnat edildiği için zaten sapık fırkadır. Yok işte şuna Şia'ya isnat edildi, sapık fırkadır vesaire şeklinde bir izah ile geçiştirilmiş. Oysa bu üretilenlerin hepsi haricilerin ürettiği, Şia'nın ürettiği rivayetler değil ki bizim sünni gelenekte. Hiç mi bizim geleneğimizde insanlar hadis üretmediler? Uydurmadılar demiyorum bakın. Üretme ile uydurmanın arasındaki farkın fark edilmesi gerekiyor. Bununla yüzleşmeliyiz. Hesaplaşmalıyız. Anlamaya çalışmalıyız. Dinin
onlarca asır içerisinde bize ulaşması bakımından nasıl böyle bir gelenekte rivayetlerin ele alınarak bize ulaştığı konusunda zihnimizi netleştirmemiz lazım. Konunun uzadığını biliyorum ama son derece önemli olduğu için şu soldaki boşluğa bir hususu ifade ederek rivayete geçeceğim. Tabii bu konuda çok söylenecek şey var ama bu bir aynı zamanda YouTube dersi. Sonuçta çok fazla uzmanlık alanına konuyu boğmak istemiyorum. Yoksa bu konuda elbet daha çok fazla söyleyecek efendim şeyler var, söylenebilir. Ama şu kadarını söylemekle yetiniyorum. Hadis üretmek hadis uydurmaktan farklıdır. Bunu fark etmek zorundayız. Bunun üzerine düşünmek ve bunu fark etmemiz gerekiyor. Evet, bunu başka vesilelerle tartışmaya bırakarak şu okuyacağımız rivayetlerin erken dönem 1. asırdan itibaren başlayan cebir ve özgürlük bağlamında özellikle mutezili kelamcıların neden olduğu böyle bir tartışma alanında gerek bir önceki videoda Buhari'den ki bu da yine Buhari'den bir rivayet. Kütüb sitenin hepsinde var. Diğerlerinde de tabii. Bunların üretildiğini söylüyorum. O kadar yoğun bir tartışma alanı var ki bu tartışmada ehli hadis Resulullah'ın rehberliğine muhtaç. Ehli rey zaten bunları reddediyor. İşte Mutezile'dir vesairedir. Bunlar olmaz. Bunların Hazreti Peygamber'e aidiyeti yok. Hakikaten yok zaten. Hazreti Peygamber'in değil bunlar. Ama bunu üreten insanın kadere bakışına göre Hazreti Peygamber kadere böyle bakar, böyle söyler. Onun peygamber tasavvurunda onun zihnindeki Hazreti Muhammed tasvirinde bugün yaşıyor olsa ve bu kader tartışmalarının bir tarafı olsaydı Hazreti Peygamber böyle söylerdiği düşünüyor. Böyle düşündüğü için de hadis uyduruyor. Nitekim hadis uydurduğu tespit edildiğinden dolayı sigaya çekilen birisi ne diyor? Ben uydurduğum hadislerin sevabına güveniyorum ahirette. Neden? Çünkü insanlar Kur'an okusun, bol bol nafile namaz kılsın diye yüzlerce Kur'an'ın faziletine, surelerin faziletine, nafile namaza ilişkin hadis uydurdum. Kötü bir şey yapmadım ki ben diyor. Resulullah da buna teşvik etmez miydi? Diyor kafasında. Yani Resulullah da insanları çok fazla Kur'an okumaya, çok fazla namaz kılmaya, oruç tutmaya, nafile şeyler yapmaya teşvik etmez miydi? Eder. Ben de onu konuşturdum işte. Diyor. Bu önemli bir mantıktır. Meşruluğunu tartışacağız tabii ki. Ne kadar meşrudur? Ama bir tarihi vaka olarak, bir realite olarak bizim mutlaka böyle bir durumun geleneğimizde söz konusu olduğunu göz ardı ederek bu problemleri çözemeyiz. Mesela şimdi şu okuyacağımız rivayeti değerlendirelim.
Bunu Hazreti Peygamber niye söyler? Şimdi sonunda da Hazreti Peygamber bu rivayete göre Hazreti Adem'in tarafını tutuyor ve onu alkışlıyor. Hazreti Musa ile Hazreti Adem tartışması var burada, çok meşhur. Onun için bu iki örneği seçtim. Alkışlıyor. Bakalım hakikaten alkışlanacak bir durum mu değil mi? Onu görelim bakalım. Niye böyle bir şey söyler Hazreti Peygamber? Ama Hazreti Peygamber'e bunu söyleten kişiler, Hazreti Peygamber'in bunu söyleyeceğini düşünüyor. Tabii burada İmam Buhari'nin rivayeti aldığı isimlerden Abdülaziz İbni Abdullah'dan başlayarak şöyle alttan çizelim, biraz daha kırmızı olsun. İbrahim bin Sa'd İbni Şihab Ez-Zühri, az önce sözünü ettiğimiz zat. An-Humeyd bin Abdurrahman, bu tabi, önemli bir tabidir. Enne Eba Hüreyre, Ebu Hüreyre'den nakledilmiş. Hocam bunu Ebu Hüreyre nakletmiş diyor öğrenciler haklı olarak. İyi de biz bunun gerçekten Ebu Hüreyre'nin rivayeti olduğunu bilmiyoruz ki. Bunun böyle olduğunu bize Humeyd söylüyor. Humeyd'in söylediğinden de emin değiliz. Bunu İbni Şihab söylüyor. İbni Şihab'ın da gerçekten bunu Humeyd'e ve İbni Ebu Hüreyre'ye isnat ettiğinden emin değiliz. Sorun şurada, tebe-i tabi'in neslinden itibaren başlıyor bence. Onun için eğer imkanınız olursa sahabe ve tabi'in akliyesine ilişkin konuşmamı dinlemenizi tavsiye ediyorum. Konuyu detaylandırmak istemiyorum ama isnat bakımından bu rivayetlerin hangi kuşakta ortaya çıktığı ve bunların sahabeye ve tabi'ine nasıl isnat edildiği hususu son derece önem arz ediyor. Çünkü bunlar kurgulanmış şeyler sonuçta. Yani üretim bir kurgulamadır. Hazreti Peygamber'i konuşturmadır. İşte bakın, Allah Resulü şöyle buyuruyor. Ehtecce Adem ve Musa. Hazreti Adem'le Musa tartıştı. Ehtecce, karşılıklı birbirlerine argüman sunmak ve fikir taatisinde bulunmak, bir manada münazara yapmaktır. Ve Hazreti Musa aleyhisselam, fekale lehu Musa, Hazreti Musa, buradaki hu Adem aleyhisselam aracı, Hazreti Adem'e şöyle diyor, karşılaşıyorlar. Tabii bu kurgulamada Resulullah bunu nasıl bir alemde müşahede ediyor, nerede gördü, nasıl böyle bir münazere oluştu, Adem-Musa karşılaşmasının manevi boyutu ne, nerede oldu, bunlarla ilgili şerhlerdeki detaylardan sarf nazar ederek konunun çok yorulduğunuzu biliyorum. Özünden sapmadan devam edeceğim. Hazreti Musa, Hazreti Adem'le bir şekilde diyelim karşılaşmış kurguya göre. Burada çünkü vurgulanmak istenen şey başkadır. Diyor ki, sen o Adem'sin ki ente Adem ellezî ahrecetke hatîetüke minel cennet. Sen yasak meyveyi yedin, hata ettin, Allah'ın yasağını çiğnedin. Bu durum da seni cennetten etti. Yani ha ne vardı orada o meyveden de yemeseydin yani. De, biz de orada kalsaydık. Genelde böyle düşünülür ya. Ki böyle değil. Bu konuyu inşallah size söz verdim. Hazreti Adem, cennet, yaratılış, o konuları bir Kur'an hermeneutiği olarak işlemeyi düşünüyorum. Bu yoğunluğum biraz hafifleyince. Genelde böyle düşünülüyor. Tabii öyle değil. Ama neyse. Sen diyor böylesin işte diyor. Bak diyor bizi cennetten ettin diyor. Suçluyor onu. Niye hata ettin? Gittin yasak meyveyi yedin. Bu sefer fakale lehu Adem, Hazreti Adem de bu defa Hazreti Musa'ya diyor ki ente musellezi, sen de istafakallahu bi risaletihi ve bi kelamihi. Risalet görevini sana vermek, seninle konuşmak gibi imtiyazlarla, ayrıcalıklarla seni seçtiği,
sana iltifat ettiği, seni başkalarından ayrıcalıklı kıldığı Musa değil misin? Sen de böyle önemli özellikleri olan Musa'sın. Şimdi kalkmışsın Sümme, sen telumuni, beni kınıyorsun. Beni suçluyorsun, beni kınıyorsun. Ne ile? Ala emrin. Yapmış olduğum emir hata. Yani ala hatiyeti demektir. Ala emrin ey ala hatiyeti. Hatamdan dolayı beni kınıyorsun. İyi de bu hatayı işlemek bana kuddire aleyye. Bakın kuddire aleyye. Kader olarak yazıldı. Kader olarak yazıldı. Kaderim bu benim. Allah tarafından bana kader olarak yazıldı. Rivayetin o kadar çok fazla versiyonları var ki ifadeler vesairesinden. Ben sadece bunu daha kısa olduğu için biraz da seçtim. Konunun uzamaması için. Bakın bir önceki videomuzda ana rahminde yazılıyordu kader. Tabii Hazreti Adem'in rahimi olmadığı için o ilk insan olduğu için. Ne zaman yazılmış onun cennette bu yasak ağacı meyvesini yemesi, bu yasağı çiğnemesi, hata etmesi? Hazreti Adem'e ne zaman yazılmış böyle yapması için? Kable en uhlaka, yaratılmadan. Daha ben yaratılmadan, daha ortada yokum, çamurda değilim, suda değilim. Hiç yok, ben yokum ortada. Allah benim kaderime bu bunu yapmayı yazmış diyor. Ve ben de bunu yaptım. Şimdi sen bundan dolayı mı beni kınıyorsun? Yani kaderimden dolayı mı? Hatta bunu farklı versiyonlarında sen diyor işte efendim Tevrat'ta şöyle bir ayet bulmadım diye Taha suresindeki Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri sayıyor farklı versiyonlarında. İşte bunlar diyor bak. Daha ben yaratılmadan önce benim hakkımdaki bir kader takdiridir. Beni sen şimdi bundan dolayı mı kınıyorsun diyor. Ve böylece Hazreti Adem'in hücceti, savunusu Musa'ya galebe çalıyor. Hazreti Musa'ya onun argümanına daha baskın geliyor ve münazarayı Hazreti Adem kazandığı için ve kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fahacce Adem'i Musa marrateyn fahacce Adem Musa iki kez böyle söyledi diyor. Yani Adem'in hücceti Musa'nın hüccetinden daha güçlüdür. Tartışmayı Adem kazandı. Tabir yerindeyse buyuruyor Allah Resulü. Böylece Resulullah'ın Hazreti Adem'i tasdik eden bu tartışmada kazananın Hazreti Adem olduğunu beyan buyurmasıyla da bu ifade, şu ifade aslında neyi netleştirmiş oluyor? Değerli izleyenler, sevgili öğrencilerim, kaderi. Çünkü Hazreti Adem konuyu kadere bağladı. Beni kınayamazsın. Ben böyle yapayım diye zaten beni yarattı Cenab-ı Hak. Ben de yaptım. Yani benim o hata, yasak meyveden yeme benim kaderimdi, benim senaryomdu. Ben de rolümü oynadım, şimdi sen benim rolümü oynadım diye kınıyorsun diyor. Allah Resulü de aferin diyor ya Adem. Tartışmayı sen kazandın. Ne demek bu aferin? Kaderi doğrulamak. Ve böyle bir kaderin olduğunu, hakkımızda böyle bir senaryonun mevcut ve var olduğunu doğrulamaktır. Yeterince yorulduğunuzu biliyorum sevgili izleyenler ama şu yukarıya gelelim tekrar. Konuya girdiğimiz konunun kelami boyutuna dönelim. Böyle bir senaryo imkanı var mı? Böyle bir şey söyleyebilir miyiz? Hayır. Demek ki o zaman kaderle ilgili bu rivayetler kader konusunun özellikle Mutezile üzerinden
yoğun tartışmalara neden olduğu yaklaşık iki asırlık süreç içerisinde karşılıklı olarak bu konular tartışılmış ve ehli hadis doğal olarak bu tartışmanın bir tarafı olmaları nedeniyle rivayet üretmek zorunda kalmış ve ürettiği bu rivayetlerle kaderci çizgide, cebri ve kaderci çizgide her şeyin ezelde bir takdirden ibaret olduğunu ve vakti saati gelince de bunların kaza olup gerçekleştiğini savunan rivayetlerle mevzu ele alınmaya çalışılmış. Oysa bu üç video içinde yaptığım konuşmalar ve sunumlarımla göstermeye çalıştım ki bir kader sünnetullah olarak o kadar yaratılışa, evrene, varlığa hakimdir ki bu yönüyle kader bedihidir, zorunludur. Her yerde, yaratılışın her anında, yaratılışın her noktasında Cenab-ı Hakk'ın takdiri, yaratışı, yaratması söz konusudur. Ve bu imana konu olmayacak kadar açık, net ve bedihiyattandır. Aya, güneşe iman etmeye gerek olmadığı kadar açık ve nettir. Bu yönüyle, birinci videoda ele aldım. Bu yönüyle kaderin zaten bir tartışılacak tarafı yok. Konunun problem yönü insanın özgürlüğü ve bu dünya hayatındaki sınavı söz konusu olduğunda. Biz özgürce sınav oluyor muyuz? Yoksa bizim her birimiz için tıpkı az önce okuduğumuz Hazreti Adem'le ilgili rivayette gördüğümüz gibi bizim için yazılan senaryonun oyuncuları, aktörleri miyiz? Problem bu. Onun için sevgili izleyenler, iki, hayat bir sınav ise özgürlük zorunludur. Evet. İnsanın özgürlüğü zorunludur. Ha, bu özgürlüğümüzün mahiyetinin ne olduğunu bilemeyebiliriz. Bilmemiz de gerekmiyor. Özgür olduğumuzu bilmek, davranışlarımızın sorumluluğunu üstlenmek yeterlidir. Özgürüm ve yaptığım davranışlarımın sonuçlarından hem dünyada hem de ahirette sorumluyum bilincinde olmak yeterlidir. Çünkü sınav olmak bunu zorunlu olarak gerektirir. E peki şimdi buradan hareketle şuraya yazalım. Onu farklı bir renkle getirelim. Boşlukları değerlendirelim. O zaman 3. İnsan özgürse geleneğimizde inanıldığı gibi bir kader söz konusu olamaz. Bu tabirime lütfen dikkatinizi istirham ediyorum. Geleneğimizde zannedildiği ve inanıldığı gibi bir yazgı, bir kader söz konusu olamaz. Bunlar birbirleriyle çelişiktir. İkisi birlikte olmaz. Sonuç olarak demeye çalıştım ki kader konusunu İmanın bir rüknü olarak görmekten ziyade onu yaratılışın bir realitesi, bir sünnetullah olarak görmenin önemini öne çıkarmaya çalıştım. Böyle baktığımızda sünnetullahın gerek dünyevi gerek uhrevi olarak önümüze koyduğu
Ve Kur'an'ı mucizül beyanın baştan sona kadar vurguladığı temel hususlara ilişkin çok sağlam bir zeminde duracağımızı ifade etmeye çalıştım. Yine Kur'an'ın başından sonuna kadar vurguladığı insanın bu dünyada sınav olması, özgür olması, men şa'e fel yu'min ve men şa'e fel yekfur, isteyen inansın, isteyen inanmasın. İnsanın bu kadar özgür olması, bunu öne çıkarmaya çalıştım. Kaderci bir yaklaşımla yaptığımız hataları, kusurları vesaireleri ne varsa bunları sümme haşa Allah'a fatura etmek hatasından kurtulmayı, bu yanlıştan çıkmayı, kaderle her şeyi ona bağlayıp, her şeyi ona havale edip, efendim ona fatura etme hatasından kurtulmayı vurgulamaya çalıştım. Amellerimizin sonuçlarında yüzleşmeyi, amellerimize sahip çıkmayı, davranışlarımızın sorumluluğunu sırtımıza alabilmeyi, ona göre davranmayı, sıkıştıkça bunları kader üzerinden ya da kadere vesaireye havale ederek kaçamaklı bir, ikircikli bir duruştan sakınmayı dile getirmeye çalıştım. Ve böylece kadere iman üzerinden bizi, sorumluluklarımızı, özgürlüğümüzü, davranışlarımızı, dünyevi ve uhrevi sorumluluklarımızı bertaraf eden bir duruştan kişiliğimizi, karakterimizi oluşturan, özgürlük üzerine temellenen, yaptıklarımızın tamamından zerresine kadar, ki Kur'an'da öyle söylüyor, sorumlu olduğumuz bilinciyle bu dünyada var olup, buradan ayrılıp huzur-u ilahiye gitmenin önemini belirtmek istedim konuşmalarımla. Bu itibarla sevgili izleyenler, değerli öğrencilerim, konu nasıl bir Müslüman olacağımızla ilgili, nasıl bir duruşa sahip olacağımızla ilgili, bu yaşamı, hayatı nasıl algılayacağımızı, onu nasıl değerlendireceğimizi belirleyecek bir duruşla ilgili. Konu öyle sadece ben inandım kader var ya da hayır inanmıyorum kader yok meselesi değil. Mevzu çok önemli. Son derece hayati. Son olarak ister rivayetlerden hareket ederek kadere imanın altı şartından biri olduğunu kabul edelim, söyleyelim ya da söylemeyelim. Bunlardan çok daha önemlisi, kader algımızın bizi nasıl bir kişiliğe, karaktere ve Müslümanca duruşa sevk ettiğiyle ilgilenelim. Ben mevcut rivayetlerin, bu rivayetlerin muhtevalarının oluşturduğu dünya görüşünün, Müslüman karakterinin sorunlu olduğunu düşünüyorum. Onun için de Kader Nedir, Ne Değildir kitabında da belirttiğim üzere yine tarihin öznesi sorunu makalemde ele almaya çalıştığım veç ile bu rivayetlerin hiçbirisinin ama istisnasız hiçbirisinin Hazreti Peygamber'e ait olduğunu düşünmüyorum.
Ve bu rivayetlerin üretildiğini, tarihi koşulların onları üretmeyi, onları üretenler açısından bir zorunlu kıldığı kanaatimi usul açısından sizlerle paylaşmak istedim, paylaşmaya çalıştım. Ama bu üç videoyu sırasıyla izlediğinizde, dinlediğinizde Ahmet Keleş'in kader konusuna nasıl baktığını, nereden baktığını, neden böyle baktığını, sonuç olarak konuyu nasıl algılayıp anladığını, bu üç videonun göstereceğini umut ediyorum. Ama ihtiyaç olursa belki bir başka vesileyle bu konuyu yeniden ele alabiliriz ya da konuşabiliriz. Ama maksadı ifade etmek bakımından bu üç videonun kifayet edeceğini düşünüyorum ve konuyu burada sonlandırıyorum efendim. İnşallah meramımı anlatabilmişimdir. İnşallah faydalı, ufuk açıcı dersler olmuştur. Takdir tamamen sizin efendim. Ben görüşlerimi, düşüncelerimi paylaştım. Sınıfta da her zaman öğrencilerime bunu söylerim. Ben birikimlerimi öğrencilerimle paylaşıyorum. Öğrencilerimin herhangi bir şekilde düşüncelerini yönlendirmek, inşa etmek gibi bir doğrudan hedefim yok. Ama bunları beğenen, kabullenen öğrencilerimiz olur. Beğenmeyen, kabullenmeyen insanlar olur. Her ikisine de saygılıyız. İlim, irfan da böyle gelişiyor, böyle tekamül ediyor. Yolumuza böyle yürüyoruz. Hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Tekrar bir başka derste görüşünceye kadar Allah'a emanet olunuz efendim. Hayırla, sağlıkla, afiyetle kalınız.